Hepinize merhaba minik dostlar. Bakın bugün en iyi silen kazanır oynuyoruz. Sizin için biraz seviyeyi ilerlettim. Sıkılmayın diye. Şu anda ben buna başlıyorum. Bakalım bu oyunda bizden ne istiyor? Galiba bu adam aşçı görünümlü bir şey ama bir şey saklıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu bulmaya çalışalım çünkü üzerinde kanlar var arkadaşlar. Bakalım. Hayır bu şekilde değilmiş. Evet şimdi o fırına bakacağım ben. Bakalım orada ne var. Oo fırında bir iskelet saklıyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Birini öldürmüş galiba. İşte böyle yakalanırsın. Evet arkadaşlar bu kum saati neden üzgün dersiniz? Onlar yalnız kum değil ki arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir silelim bakalım. Bir silelim. Evet şu anda gerçek kumlarına kavuştuğu için çok sevindi. Yeni levela geçti. Find de Clove diyor. Yani arkadaşlar bizden palyaçoyu bulmamızı istiyor. Bir bakalım bu palyaço bir şey saklamış ya da bu bu her neyse. Evet elindeki kartta bulduk biz şu anda. Evet arkadaşlar anladığım kadarıyla sağdakini zayıflatın diyorlar. Yani gerçeği zayıflatın. Aynadaki görüntüye kavuşmasını istiyormuş bu adam. Hadi bakalım zayıflattık. Evet arkadaşlar bu minik kediciyi korkutan şey gerçekten bu korkunç şey mi bir bakalım. Gördüğünüz gibi sadece minik bir şaka güneşle dünyanın arasında bir şey girmiş arkadaşlar. Onu hemen oradan çıkartmamız lazım. Dünyamızın güneş alması için onu siliyorum. Ve evet doğru tercih. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 12'den 8'i çıkarmamızı istiyor ve 12'den 8 çıkınca 4 kalıyor ama bizim alttaki görselle bunu bir şekilde uydurmamız lazım. 3 tane mum var fakat ben bunu galiba tahmin edebiliyorum. Eğer bunu doğru yaparsam kendime pro ilan edeceğim çocuklar siz de beni pro ilan edin olur mu? Bu köşeyi silince bakın 4 rakamı kaldı gördünüz mü? Ben bu oyunda pro olma yolunda ilerliyorum görüyorsunuz yepyeni oynadığım halde bence gayet başarılı. Evet bu kediciğimiz Akvaryumdaki balığa mı bakmak istiyor? Evet, balık korktu ondan. Ama ne yapalım balık kardeş kedi bizden yardım istedi. Evet, bu kızımızın hayali de şuradaki saçmış çocuklar. Şunu şöyle silsek. Evet, gördünüz mü saçları açıldı? Gayet de güzel oldu. Evet arkadaşlar eksik olanı bulmamızı istiyor. Ee, şu anda buradan bir kurt figürü çıktı. Gördüğünüz gibi galiba elleri hareket ettiriyor ve evet o şekilde yapıyor. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Evet çocuklar bakalım bu levelda ne yapacağız? Bu çocuğumuzun bir derdi var. Brush teeth diyor. Yani dişlerini fırçalamak istiyor bu çocuk. Ama neden fırçalayamıyor? Diş macununu silerek olmaz. Bu elindeki diş fırçasına benzemiyor ki arkadaşlar. Bu elindeki daha değişik bir fırçaya benziyor. Ben bunu şöyle bir küçültüp diş fırçası haline mi getirmeliyim acaba çocuklar? Şöyle şu şekil Diş fırçası yapmam gerekebilir. Evet, aferin bana. Kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten pro olma yolunda ilerlediğimin farkındayım. Evet çocuklar, burada bu gelinin ne sakladığını soruyor bize. Hadi bakalım ne saklıyormuş? Aa, evet sakladığı şey ortaya çıktı. Şu anda bunu bulmuş olduk. Kurt Adam ve Kırmızı Başlıklı Kız var. Bu hikayeyi bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. Bilenler de bana belirtsin. Bu hikayeyi kimler biliyor, kimler bilmiyor? Ama bakalım acaba şu anda bizden ne isteniyor? bu kurt adamın boyasını ortaya çıkartmak mı isteniyor arkadaşlar? Yoksa anneannesi ona şaka mı yapmış? Evet şaka yapmış kırmızı başlıklı kıza. Evet kırmızı başlıklı kız korkmana gerek kalmadı. Bakalım peki çiçekler solmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Çiçekleri solmuş bunların acaba ne yapmak lazım? Aa, yoksa sen misin çiçekleri soldurup dövme yapan? Gördünüz mü arkadaşlar? tüm çiçekleri <laughs> babaannesi gidip çiçekleri suladı ama kolundaki çiçekleri evet bakalım sen ne yapmak istiyorsun bunu bir hamburgere mi çevirmek istiyorsun bir yiyecek yapmak istiyor galiba evet Evet arkadaşlar burada modernize diyor. Yani modern bir hale getir diyor. Muhtemelen bu eski yapılı bakın anteni olan bir telefonu modern bir hale getirmemizi istiyor. Evet şu anda getirdim ama galiba yanlışlıkla saatte de mi dokundum o yüzden mi olmuyor. Bir de saate dokunmadan bir deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Galiba bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakalım. Şu anda telefonumuz gayet modern bir telefon oldu. Evet şu anda Sevdi Girl kızı kurtar diyor. Yoksa sen kızı kurtarmaya çalışan evet güneş misin? Güneş çıkarsa vampir yok olur arkadaşlar. Bakın yok oldu. Evet burada bir astronot mu var yoksa yoksa sen bir çocuk musun? Ne yapmaya çalışıyorsun bakalım sen orada? Galiba bu çocuk bunu yemek istiyor arkadaşlar. Evet kapağını açamamış. Biz ona yardımcı olduk. Evet arkadaşlar camları sildim. Camlar buğulanmıştı. Şu anda çukuru görüyor benim sayemde. Aslında iyi bir şey yaptım ona. Evet bir kasiyeri soymaya çalışan bir hırsız karşımızda. Bakın kamera onu görüyordu. Ama şu an kamerayı kaldırarak resmen ben bu suça ortak oldum. İnanmıyorum ya. Bilsem o kamerayı siler miydim ben oradan? Ne yapalım arkadaşlar o da öyleymiş yani. Evet bakalım bu çocuk üzgün müymüş? Neden üzgünmüş? Nerede senin oyuncakların bebişim? Nerede? Noel baba gelmediği için mi üzgünsün yoksa sen bu bir Noel baba değil mi? Evet arkadaşlar resmen çocuğu korkutmaya çalışıyor gördünüz mü? Bu bir Noel amca değilmiş. Evet arkadaşlar burada da galiba bu UFO'yu yok etmemizi istiyor. Nasıl yok edeceğiz bir fikri olan var mı? Evet bu ağırlıkları kaldırırsam belki UFO'yu yok ederiz. Uzaya yollarız arkadaşlar. UFO yok oldu. Başardık. Bu ayı bu kızı korkutmaya mı çalışıyor yoksa? Ama bakalım gerçekten bu bir ayı mı arkadaşlar? Evet ona şaka yapan bir sevgilisi varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kule yamulmuş. Galiba düşmekten korkuyor ama elinde de sanki ağırlığa benzeyen bir şey var. Evet, şu anda düzeldi. Çünkü ağırlığı o tarafa tuttuğu için o tarafa doğru yamulmuştu ve şu anda biz ağırlığı silerek onu düzelttik arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bu tavşancık galiba farenin evine girmek istiyor ama sen oraya için biraz büyük değil misin sence de tavşancık? Bakalım senin için ne yapabiliriz? Seni biraz küçültmeyi mi denemeli acaba? Yani bu önündeki nedir acaba bunun arkadaşlar bir fikri olan var mı? ile alakalı bir şey olabilir ama şu anda evet tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar bence şu anda girecek evet şu anda karşımızda bir sürü halka var işçe geçmiş bizden fazla olanı silmemizi istiyor galiba ama hangisinin fazla olduğuna nasıl karar vereceğiz ancak deneyerek göreceğiz bunu arkadaşlar şöyle bir deneyelim bakalım yok sen değilsin galiba bakalım sen misin evet arkadaşlar ikinci hakkımda doğru yaptım doğru halkayı silmişiz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yaklaşık 107. seviyeye geldim. Sizleri sıkmamak için yaklaşık bir 30-40 seviye ben ilerlettim. Çünkü oralar daha sıkıcıydı. Böyle eğlenceli kısımda ben sizinle birlikte oynamak istedim. Şu anda bu son levelımız olsun. Yani bugünün son oyunu olsun. Siz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ki ben o videolarda bunun devamının gelmesini istediğinizi anlayabileyim. Evet burada görünen şey neymiş bakalım arkadaşlar. Oradan bir yaratık mı çıktı? Bir canavar mı çıktı arkadaşlar? İnanmıyorum ayağını ısırdı. Bilsem seni siler miydim? Bilsem hep orada hapsederdim seni. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirirken sizde hemen aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.